Merhaba dostlar. Büyük ceviz ağacı yer değiştirilebilir mi? Arkadaşlar büyük ceviz ağacı çok güzel yer değiştirilip başka yere dikilebilir. Mesela bu kaç yaşında diyelim? 10 yaşındaki bir ağacı yer değiştirebilirsiniz. İşte bunun canlı örneği. Biz bu ağaçları 10 yaşında baraj yerinden söküp diktik. Bu sene 8. yaşındalar. Görüldüğü gibi arkadaşlar bizim buradaki hatalarımız, önce onlardan başlayalım. Biz bu kolları buralardan kestik. Elimin gördüğümüz yerlerden. Bunu belli. Eğer biz bu kollarını daha yüksekten kesmiş olsaydık, mesela 2 metre yüksekten kesmiş olsaydık, taşlandırmayı daha kolay yapacaktık ve daha güzel olacaktı. Ha, bunda büyük ağaçlarda ilk 2-3 sene biraz daha çok ilgi ve bakım istiyor. Bu nasıl bakım diyelim? Suyu bol istiyor arkadaşlar. Ben bunlara ilk diktiğim zaman 500 litre can suyu verdim. Ve ertesi sene akabinde, tabi bize burada normalde kaynak su yok. Herhangi bir havuzumuz da yok. O yüzden de damlama sulama şansı hiç yok. Tankerlerle 5-6 kilometre yerden sürekli taşıyarak biz bu ağaçlarımızı tutturduk. Ve şu anda 8 yaşında ve bu sene 3 defa sulama yaptım sadece. Çok şükür. Meyve deseniz de şöyle meyveleri yakından göstereyim. Meyve tutumu da çok güzel. Artı sürgünler de çok güzel. Demem o ki hem sürgün hem meyve. Görüldüğü gibi bu şekilde. Burada 20-25 tane cevizi aynı şekilde taşımasını yaptık arkadaşlar. Biz bunları kepçe ile söktük. Sökerken çukurlarını hemen aynı gün kazdık ve diktik. Ve diktiğimiz tarih Eylül'ün 20-25 gibiydi. Hemen hasat yapıldı. Bir 10 gün sonra falan diktik. Yeşil yaprağı ile beraber diktik arkadaşlar bunları. Yani şunu söyleyeyim. Olmaz diye hiçbir şey yok arkadaşlar. Yeter ki dikebilin, yapın. Ama diktikten sonra da tabi iyi takip istiyor. Bunlar çok önemli. Yine bu ağacımız o kadar değil arkadaşlar. Bunu da göstereyim böyle yakından. İşte biz o zamanki hatalarımız, kimse aynı hatalara düşsün istemiyoruz. Görüldüğü gibi buralar çürüme yaptı ve çukurlaştı. O zaman buraları bu iki dal değil de tek bıraksaydık daha çok kapatacaktı. Şimdiki gibi o zaman internettir, gruptur, herhangi bir şey yoktu arkadaşlar. Daha doğrusu cevizi, bizim burada tarihi eski ama hep dededen kalma usullerdi. Tabi biz bunları yapa yapa öğrenmiş olduk. O yüzden bizim düştüğümüz hatalara siz düşmeyin. Diğer bir canlı örneğini göstereyim. İşte bunun kollarını budarken düzgün budamış olsaydık, mesela böyle değil de bir tane bıraksaydık, oradan da bir tane veya ikisini alıp tek bırakmış olsaydık görüldüğü gibi ve bunları uzun bıraksaydık 2 metre mesafeden daha süper verim alacaktık. Tabi tutturana kadar biraz uğraştık suyla, bakımıyla, çapasıyla ve şu anda ben geçen yıl bunlardan her birisinden birer buçuk yem çuvalı, yarısı soyulmuş vaziyette ceviz hasat ettim arkadaşlar. Görüldüğü gibi ağaçlarımız bu şekilde büyüdü. Ben bunlara normalde 10 güne bir su verebilsem, verme imkanım olsa tabi gelişim daha farklı olacak ve daha güzel olacak. 3 defa su içmene rağmen görüldüğü gibi 1 metre, 1,5 metre uçlarında sürgünler var. Hem meyvemiz var hem sürgünümüz var. Mesela bu ağacımızı gösterelim. O yüzden bazı arkadaşlar büyük ağaç tutmaz diyor. Arkadaşlar tutar. Görüyoruz meyvelerini. Maşallah meyvemiz güzel. Kalibremiz de güzel. Bunlar Oğuzlar 77. Bu bahçe Çorum Oğuzlar'da. Kendi bahçem. Görüldüğü gibi aynı bunlar da o şekilde. Bunları yıldan yıla peyderpeye goble tarzı büyüttük arkadaşlar bunları. Peyderpeyi budamasını yapıyorum. Daha önce yapsaydım daha iyi olacaktı. Fakat geç kalındığı için
ancak yapıyoruz. Ve bu da biraz daha maddi kayıp. O yüzden maddi kayıplara neden olmadan zamanında müdahale ederseniz her zaman ağacınız daha iyi gelişir. Ve maddi yönden de kaybınız olmaz arkadaşlar. MS Tarım olarak her türlü danışmanlık, proje, fidan dikimi, bahçe kurulumu hepsini yapmaktayız. Ayrıca Oğuzlar 77 ceviz ve fidan üreticisiyim. MS Tarım Hırdavat olarak her türlü aşı malzemeleri, budama malzemeleri, tarım aletleri, ceviz sarsmatik, ceviz soyma makineleri satışı yapmaktayız. Web sitem mstarimhirdavat.com. Telefon numaram 538 518 32 86. Herkese iyi çalışmalar, kolay gelsin.